sesin başka. Ama benim önümde bana durun. Atma diyorum bak. Tamam, tamam. Şimdi onun kimin... Hayır, böyle tek... kapatsınız Zafer Bey. Tez bedemesin. Hanımefendi, sorun sen konuşma. Istiyorum. Beni ilgilendiriyor. Olabilir bak, de fırlatamazsın. Şahsına ya, hakaret mi ediyorum? O mu alınıyor buraya? Buradan bu kadar şeyin ya, aslında bunu mu algıladın sen? Evet, ben onu aldım. Bravo. Arkadaşlar. Lan kafama göre... 44 oldu. 56 idi. 44'e 56. 8'de 4 sayma öyle de. Öyle 4 sayla 5 sayla olmuyor bu iş. Öyle vekaletname gidiyor. Bakın şimdi burada bir karambol yaratılıyor. Yani hiç gerek yok böyle şeylere. Bir şey ya, bir saniye Sedef lütfen bir konuşayım. Ben senin sesini hiç kesmedim sözünü. Lütfen. Bakın burada yapılması istenen şeyler için bu para afaki bir para değil. Oradan hesaplandı, ayda 660 liraya geliyor. Tam Adile abla hakkı 5 tane dairesi var yük. 2 tane dairesi var yük. Evi kirada olanlar bile benim 2 dairem var çok para diyor. Çatır çatır kira alıyorsun evinden. Aidatını öde. Niye ödemiyorsun? Öyle bir saçmalık var mı? 2 tane evin var, birinden kira alıyorsun, 2 evinde aidatını ödemiyorsun. Ne demek bu? Yani bu ödeyenlere saygı... Adil ablam sen ilk aidatını ödeyensin. Sana en ufak bir lafım yok. En önce sen ödeyenlerdensin. Bak. Şimdi bu karambolü lütfen yapmayalım. Aklın yolu bir, mantık bir. Bir şeyler istiyorsak lütfen buna uyum sağlayalım. Ablacığım. Ya, bir saniye. Tamam, başlayalım. Tamam. Bu çingene şimdi, pazarlığı, çarşı pazarlığı değil yani. Altı olsun fit olalım. Beş olsun fit olalım. Hayır, başkan, tamam. Bir şey isteniyorsa verilecek bu para. Şimdi kararı aldırıyorum. 8000 lira 56'ya karşı 44 ile kabul edilmişti. Yazın. Üye aidatı 8 bin lira olarak yıllık. Ya vallahi isterseniz hiç ödemeyin. Bakın bu benim cebime giren, cebimden çıkan bir para değil. Bu site için ödemeyenler ödeyenlere saygısızlık ediyor. Ama bunun hesabı icra yoluyla sorulacak. Bu kadar basit. Ben bu kadar ödeyen insan hakkında yedirmeyeceğim bundan sonra. Zamanında ödüyorlar. Çatır çatır getiriyorlar, sıraya giriyorlar. Öbür taraftan ödemiyorlar. Yok böyle bir hayat. Buyurun. Tamam, zaten kararı aldırdık. Yönetimden hakkı bekliyoruz. Bakın, ben bu, inanır mısınız? Ben burada bir komşumu icraya vermeye ben utanırım. Biraz onlar duyarlı olacaklar. Madem duyarlı olmuyorlar, ben de utanmayacağım. Yüzüme maskeyi takacağım. Herkesi çatır çatır icraya vereceğim. İsteyen ödemesin. Yani ben insanlığımdan, komşuluk hakkımdan bunu yapıyorum. Bana niye husumet varsa ben bugün varım, yarın yokum. Siteye husumetti. Siteye ihalet edenler para ödemiyor. Hadi ödemesinler 1 Kasım'a kadar göreyim bakayım bundan sonra. Şimdi dilek ve temennilere geçeceğim ama zaten dilek ve temennilerle ilgili her şey konuşuldu. Herhalde daha konuşulacak bir şey kalmamıştır. Varsa gene de dilek ve temennilerde söz almak isteyen varsa. Efendim. Buyurun. İrfan abi. Ben 34 yıldır buraya geliyorum. Tek ulaşılabilir başkan sensin. Hangi saat arasam bu telefonuma cevap veriyor. Onun hizmetini anlıyorum. Bak sen dedin ki 8 bin lirayı ben gidiyorum şimdi ödüyorum. O zaman buradaki şahıslar da dönsün desin ki ben ödüyorum. Bu bir. Ya, tamam mı? Bir dakika. Burada ikramdan bahsediyorlar değil mi? Sorun Furkan'a, hesabımı ödedim. Kalksın ödesinler. Haksız mıyım? Hizmet istiyorlar, tuvalet değil mi? Şenzok ki ben denizin ucuna girmiyorum.
10 bin ötesinden tut oraya işi. Ama ben şunu da kabul etmiyorum. İcraya vermiyorum. Komşummuş bilmem ne. Yok öyle bir ya. Ben en ayı değilim. Bu seni babamın oğlu olsun affetmeyeceğim. Bir de bir şey en yakın arkadaşın olsun affetmeyeceğim. Sözünü balla kesiyor. Bu personellerin hepsi bizde tuz ekmek olmuş. Bunlara insanca davranmasın. Ben onun peşindeyim zaten. Bunlara insanca davranamıyor. Ben onun peşindeyim. Bu bir. Çöp poşetleri koyan bir grup var. Aynen. Evet bakın. Ona daha geleceğiz. Onu gündeme getireceğim. Doğru. Bir de gece 3'te buraya motor giriyor, korna çalıyor. Aynen. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Gece 3. Nasıl bir şeydir bu? Sürüyoruz uykudan. Var mı başka dilek ve temellerle konuşmak isteyen? Ben. Mehmet abi mikrofonu götür. Merhabalar. Yönetim kurulunun 4 kişiye düşürmesinin onaylanmasını istiyoruz. Şimdi bizim burada onaylamamız kanuna veya tüzüğe aykırı. Tüzük, herkes kabul etse dahi geçerli değil. O tüzük 50 senelik tüzük. Ama değişmedi. O zamanın kanunları kalmadı. Anladın mı? Bizim bir yönetim kurulumuz değiştirilmediği müddet yapacağımız bir şey yok. Resmi müesseseler için. Bizim müesseseler resmi değil bizim kuruluşumuz. Tamam mı? Şimdi o zamanki kurmuşlar yönetim kurulu var, denetleme kurulu var, disiplin kurulu niye yok? Her zaman toplantılara komiser, belediye komiseri gelirdi. Niye yok? Onlar tadil oldu. Tadil oldu. Anladın mı? Şimdi burada çoğunluğu hepinizin oy birliğiyle kabul etseniz dahi tüzüğe göre ödemezse yapacağımız hiçbir şey yok. Eskide göre. Onun için yapacak hiçbir şey yok. Oylamaya dahi sunmuyorum. Sağ olasın. Evet, sayın site sakinleri, toplantımız burada bitmiştir. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yalan Bey, dörde insin. Herkes burada için oylama yapın. Neyi? Yöreli sevgiler. Yöreli sevgiler.